Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalın altında bir beğen tuşumuz var. O beğen tuşunu kullanırsanız beni çok memnun edersiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda dolar TL kurunda bizler için hangi seviyeler önemli? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Yükselişin devamı için bizler için kritik destek ve direnç noktaları hangileridir? Hep birlikte bunları grafik üzerinde sizlerle birlikte bulup değerlendirme yoluna gideceğiz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, öncelikle bir konuya değinmek istiyorum sizleri bilgilendirmek amaçlı. Arkadaşlar, bu Forex'e kesinlikle ben bulaşmanızı tavsiye etmem. Forex'ten teknik bilginiz, beceriniz fazla değilse bu Forex'ten uzak durmanızı önemli sizden rica ediyorum. Forex demek pişmanlık demektir. Bunu da bilin. İşlemlerinizi genellikle bankalar üzerinden yapmaya çalışın. Çünkü Forex'te size söylenmeyen bir olay, paranızın tamamen sıfırlanabileceği olayı. Burada kaldıraçlı sistem Forex piyasalarında kullandığınız zaman arkadaşlar, ani sert düşüşlerde paranız sıfırlanabilir. Elinizdeki dolardan veya altınınızdan olabilir. Yani batabilirsiniz arkadaşlar. Sıfıra inebilirsiniz. O yüzden Forex piyasasından mümkün olduğu kadar uzak durun. İşlemlerinizi bankalar üzerinden yapmaya çalışın. Sonuçta altındır, dolardır. Düşse bile elinizdeki altın ve dolar miktarınız düşmediği müddetçe her zaman kârda sayılacağınızdan dolayı işlemlerinizi bankalar üzerinden yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Ve Forex'e kesinlikle bulaşmayın. Forex'te bir kazanırsınız, iki kazanırsınız. Üçüncü de piyasayı bir patlatırlar. Elinizdeki dolardan ve altından tamamıyla olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu uyarımızı yaptıktan sonra da Forex firmaları bize saldıracak. Bu da doğal. Zaten yorumların birçoğunda Forex elemanları sürekli bana saldırmakta. Fakat önemli değil arkadaşlar. Bunları bilin ve işlem yaparken de mutlaka işlemlerinizi bankalar üzerinden yapın. Evet, şimdi dolar TL kuruna gelelim arkadaşlar. Dolar TL kurunda bu hafta bizim için 7.42 direnci çok önemli dedik. Ve dolar TL bu hafta 7.42 direncini zorlamakta. Evet, şuradaki 7.42 direnci dolar TL kurunda önemli. Dolar TL kuru bu 7.42 seviyesi üzerinde tutunmasına ve kapanışlarına devam ettiği takdirde arkadaşlar 7.51 7.54 dirençlerine doğru hareketlerini devam ettirecektir. Gidişat da dolara hala güçlü kılmakta. Biliyorsunuz bugün ABD TDI verileri de açıklandı. Bu TDI verileri sonucunda ABD bölgesinde %34 daralma beklenirken TDI verileri hemen hemen ortada geldi. ABD'de de kağıt üzerinde görüyorsunuz. ABD'de hala yerseniz yapıyor arkadaşlar. Tabii yiyebilene. Buradaki verilerin de gerçek olduğuna ben inanmıyorum. İşsizlik oranlarının, saatlik ücretlerin ABD'de de kağıt üzerinde oynandığı ortada. Zaten bütün bunların neticesinde arkadaşlar dolar endeksi zaten bir dip yapmıştı. Bu dipten de artık yukarıya doğru başını kaldırmak istiyor. Yukarı yönlü hareketleri dolar endeksinde de takip ediyoruz arkadaşlar ve görüyoruz. Dolar endeksi de büyük bir ihtimal 94-95 seviyelerine doğru hareketlerine devam edecek gibi gözükmekte. Dolarda 7.42 önemli dedik. 7.42 üzerinde kaldıkça yukarıda kısada 7.51-7.55 seviyesini dolar TL kurunda şimdilik takipte kalmamız gerekli. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörler hala güçlü. Yukarıda RSI hala aşırı alım bölgesinde hareketlerine devam etmekte. Stokastik indikatörümüz de yukarı yönlü kırılımlar hala devam etmekte. Yani al sinyali devam etmekte arkadaşlar. B planımız yani 7.42 altındaki sarkmalarda takipte kalmamız gereken 7.37 ve 7.30 seviyesi
Dolar TL'de hala önemli. 7.30 altında bir kapanış olmadığı müddetçe Dolar TL kuru güçlüdür ve yukarı yönlü ilk etapta 7.54'lü seviyelere doğru hareketlerini devam ettirmek isteyecektir. Özellikle gece piyasasında swap hamleleri hala kullanılmaya devam etmekte arkadaşlar. Bunu yaparken de örtülü faizden faydalanılmakta. Gündüzleri de kamu bankalarıyla piyasaya dolar sürülmekte. Bunların neticesinde de dolarda anca 2-3 kuruşluk aşağı yönlü hareketler ve doları bu seviyelerde sabit tutma çalışmaları da Merkez Bankası tarafından yürütülmekte. Fakat bu da doların yükselişini şimdilik anca erteleme yönünden öteye gidemiyor. Dolara nereden bakarsanız bakın dolarda şu an yön hala yukarı yönlü devam etmekte arkadaşlar. En son JP Morgan'ın dolarda 5.51 hedefi vardı. Bu 5.50 hedefine maalesef ben katılamıyorum arkadaşlar. Ben teknik olarak Dolar-TL kuruna baktığım zaman şu an itibariyle dolarda 7.24 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe ben dolarda daha aşağı bir yön şu an için beklemem. O yüzden önce 7.24 ve ardından da çok güçlü olan 6.92 seviyesinde bulunan destek aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolarda yön hala benim için 7.54 ve 7.60 bandına doğru yukarı yönlü.